Mutlu günler değerli izleyenler. Spor Ajansı'na hoş geldiniz. Yaklaşık 2 saat boyunca bugünkü konuklarımız Serhan Türk ve Ogün Şahinoğlu ile birlikteyiz. Gündemi değerlendireceğiz. Hoş geldiniz. İyi yayınlar diliyorum. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Nasılsınız? Yani Türk futbolu kadar iyiyiz. Güzel bir özet oldu o gün. Öyleyiz. Yani gün geçmiyor ki yeni bir olay yaşamayalım gerçekten. Daha saha içine giremedik. Evet maalesef. Maçlar ertelendi. Ondan beridir saha içine konuşamadık. Başladı. Her şey saha içinde oluyor. Her şey saha içinde oluyor. Futbol anlamında giremedik. Giremeyeceğimizi düşünmüyorum. Yani geldiğimiz noktada hakem biliyorsun Ali Lumut Meler'e olan olaydan sonra toparlanma ihtiyacımız olduğu anda tekrar bir olay daha çıktı. Burada kimse masum değil. Onu da söyleyelim. Herkes buradan bir payını alması lazım. Ve çok enteresan tepkiler artık çok farklı şekillerde verilmeye başlandı ki bu kadar geçen hafta yaşadığımız yani tırnak içinde travmatik olaydan sonra herkesin biraz daha sakinleşmesi, biraz daha aklı selime doğru yönelmesi beklenirken yine farklı farklı tepkiler görüyoruz. Bir düne gidelim tabii ki değerli izleyenler. Neden bahsediyoruz bilmeyenler için de bir hatırlatmış olalım. Trendyol Süper Lig'in 17. hafta karşılaşmaları dün başladı. Ve İstanbulspor Trabzonspor karşılaşması yarıda kaldı. Çünkü İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu hakem kararına tepki olarak takımını sahadan çekti. Bir detayına bakalım sonra konuşalım. Evet başlayalım o gün. Evet. Yani nereden başlayacağım? Nereden başlayacağımızı da bilmiyoruz aslında. Sondan başla bence. Yani bir kere sondan Futbolun sonundan başla. Maç çok kısaca değinirsem İstanbulspor'un alacağı aşağı yukarı cezalar belli. Bir, hükmen mağlubiyet. İki, puan silme. Evet. Neden puan silme diyorum? Hani bu önden ben bir yargıda bulunmak için söylemiyorum. 2015-16'daydı yanlış hatırlamıyorsam bir Göztepe-Eskişehir maçı vardı. Hatırlar mısınız? Eskişehir deplasmanda sahadan çekilmişti. 3 puan silme cezası almıştı. Benzer bir durum. O yüzden söylüyorum. Ama burada İstanbulspor tarafının tabii düşündüğü yani 3 puanmış hükmen var. Asla bunları düşünmediklerini zaten kendileri de belirtiyor. As başkanları da aynı şekilde Ömer Saral da bedelin ne olursa olsun. Evet şeklinde diye, bir tweet attı. Yani İstanbulspor zaten kötü bir süreç geçiriyordu. Bu da daha da kötüye gitmesine neden olacak bir olaydı. Ama bu bir birikmişliğin eseri. Yani tek bugün olan bir şey değil. Bu bütün kulüp başkanlarının serzenişleri var zaten. Yani dün ortaya çıkmadı ya da Halil Umut Meler olayından sonra bu tamamen kapandı. İşte yeni bir sayfa açtık. Defterleri herkes kapattı. Bembeyaz sayfayla yolumuza devam edeceğiz durumu da yoktu. Bir anda öyle bir algı da oluştu. Tamam artık hakemler konuşulmasın vesaire işte bakın böyle sonuçlar doğuruyor. Hayır. Onların da konuşulması gerekiyor. Her şeyin konuşulması gerekiyor ama ölçüsü olması lazım. Türk sporuna yakışmayan durumun içerisindeyiz. 2 haftadır dünyada bizim konuşulma şeklimiz belli. Sahamızın içerisindeki güzel olaylar ya da İşte buradaki lig rekabeti, işte kulüplerimizin oyuncuları vesaire. Şu maçta ne güzel bir futbol oynandı filan. Güzel bir örnekle çıkmıyoruz dünyanın karşısına. Yetkimiz çok yüksek ama olumsuz anlamda. Ve bu da bizim verdiğimiz mesajın ne yazık ki Avrupa'daki yansımalarının çok daha kötü noktaya gitmesine neden oluyor. İşte ligimiz belki bundan yıllar önce seviye anlamında biraz daha yukarıdaydı rakiplerine kıyasla. Bugün ilk 10'da diyoruz ama neden 6. olmadığımızın hesabını yapmamız gerekirken ilk 10'da övünmeye çalışıyoruz. İstediğiniz kadar ilk 10'da olduğunuzu söyleyin. İşte pazarlamasından bahsedin vesaire. Süper Lig'i bu şekilde kimse pazarlayamaz. Al işte yayın ihalesi gelecek. Kim yayıncı kuruluşu olmak ister mesela? Kaç kişi olmak ister? Ne kadar toplayabilirsiniz? Bir kişi var. Bir kişi var bilinen. 2 tane olması bekleniyor hatta. Yani devam etmesi bekleniyor da sonuç itibariyle burada yok gelirleri arttıracağız, marka değeri vesaire bir tarafa bırakalım. Yani Süper Lig'in şarkısıymış, işte webin sitesiymiş onu bunu başka şeyler konuşalım. Konuşulması gereken noktalar bunlar değil. Yayın ihalesini kulüpler zaten bir tek orada bir araya gelebiliyor. Hemfikir oldukları nokta o oluyor. Ama bugün Süper Lig geldiği noktada artık süper olmaktan ziyade rezil olmak. Rezil oldu. Rezillik. Yani Süper Lig'in adını değiştirebiliriz. Kimse de eğreti durduğunu söyleyemez. Gayet de yakıştı yani bu sezona. Ya ne zaman toparlanacağız
diye her seferinde soruyoruz. Evet, herkes sorunu konuşuyor, teşhis ortaya koyanlar oluyor. İcraata döküldüğü nokta olmuyor. Ne yazık ki sistemde ciddi problem var ve bu sistemin kökten değişmesi lazım. Bugün işte 5 hakem, 6 hakem değiştirmekle de tek başına olacak bir şey değil bu. Yani hani daha önce hatırlarsan işte sezon devam ederken onun üzerinde hakem görevden el çektirilmişti, hı hı, bir anda. Sonra geri geldiler vesaire. Hani tek başına bununla da olacak bir konu değil. Onlar gider, yerine başkaları gelir. Hakemler değişiyor zaten. Yani bunun 20 sene öncenin hakemleri yok değil mi? Ama 20 sezon öncesinin de tartışmaları bugün aynı şekilde devam ediyor. Dolayısıyla burada yapılması gereken, ama ligin düzenlenme prosedürlerinde, ama işleyişinde bir takım değişiklikler yapmak. Kulüpler Birliği denilen birliği belki de federasyonun bu karar mekanizmalarının içine dahil etmeniz gerekiyor. İşte her yerden bir örnek alıyorsunuz. Belçika'dan bir örnek vesaire falan. Ama belki de doğru olan başka bir şeydir. Yani federasyonun bu ligi yönetmesi değildir. Federasyonun belki de milli takımı yönetmesidir. Milli takımları yönetmesidir. Çünkü bu kez kulüpler işin içerisine girdiği takdirde bahaneleri azalır diye düşünüyorum. Çünkü her hafta bir şey var. Bu arada sadece İstanbulspor Trabzonspor maçı özelinde de değil. Bu maçta Ecmel Sarıalioğlu, yani İstanbulspor'un başkanı sahaya girdi de hakemin kararı vesaire ortaya kötü bir görüntü çıktı. Sivasspor maçı da vardı. Hiç baktınız mı? Evet, evet. Ya rezalet bir maç ya. Sivasspor'dan da bir açıklama rezalet geldi. Rezalet bir maç. Geç açıklama geldi ama. Ya çok rezalet bir maç. Yani ve işin komik tarafı da şu. Yani her ne kadar Mehmet Büyükekşi, Federasyon Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakemlere Mete Kalkavan'la ilgili ben söz vermedim dese de, o gün o toplantıda yer alan birçok kulüp başkanı, 1, 2, 3 kişi değil, neredeyse 10 kulüp başkanı hepimizin önünde bunu söyledi diyor. Nasıl oluyor peki? Hakemlere ayrı, kulüp başkanlarına ayrı konuşulmuş. Mete Kalkavan'ın maç yönetmeyeceğine dair. Bak, yönetsin yönetmesinde değilim ben. Yanlış anlaşılmasın, o başka bir şey. Federasyon başkanı bunu kulüplere söylemiş. Kulüp başkanlarının gözü önünde, herkesin önünde söylüyor. Ve Halil Umut Meler olayından sonraki hafta maçlar başlıyor. İlk maç Mete Kalkavan'ın maçı. Yani arada bir çelişki var. Yani hem orayı idare edeyim hem burayı idare edeyim, yok. Türk futbolu idare edilecek noktada değil çünkü. İdare işini bir bırakalım kenara. Topyekun bir aramaya ihtiyacınız var. Bu federasyondan başlayarak silsile halinde kulüp, yöneticileri, teknik adamlar, futbolcular, hakemler, medya, herkese değinecek noktada bir aramaya ihtiyacı var. Çünkü bu Süper Lig artık Süper Lig olmaktan çıktı. Lig olmaktan çıktı hatta. Futboldan başka her şeyi konuştuğumuz bir hal aldı. Burada bugün MHK başkanı değişir, yerine başkası gelir. Ne fark edecek? Yani ne, ya da ne fark etti bugüne kadar? En basit tabiriyle ne fark etti ya? Ahmet İbanoğlu'ndan önce ben işte Lale Orta vardı. Ondan önce bir başkası vardı. Onun bir sezonda iki tane MHK başkanı değişiyordu. Peki hakemler noktasında ne değişiyordu ya da tartışmalar noktasında ne değişiyordu? Hiçbir şey. Bugün Ahmet İbanoğlu gider, yerine başka biri gelir. Yani maçlardan sonra... Konu tartışma bitecek mi? Ya da 5 hakem görevden alındı. Tartışma bitecek mi? Ya dolayısıyla bu 3 kişiyle 5 kişiyle böyle göstermelik icraatlarla olacak işler değil. Yapacaksanız bir an önce topyekun bunu yapmanız gerekiyor. Ve ben diyorum ligin statüsünde sorun var. Organizasyonunda sorun var. Federasyon, ilk bu ligler kurulduğu günden beri federasyon yönetiyor. Ama artık modern futbolda bu işin içerisinde kulüpler var. Bunun Avrupa'daki işleyişindeki örnekleri bariz bir şekilde ortada. Ve bize göre daha iyi yönetilen ligler, öyle değil mi? Yani hem pazarlama açısından daha iyi yönetiyorlar. Kendi markaları oluyor kulüplerin doğrudan. Hı hı. Hem de işleyişte sorun olduğunda da hesabını federasyona sorma noktasında bir bahaneleri kalmıyor. Çünkü kulüpler yönetiyor zaten. Dolayısıyla işin içerisine doğrudan artık Kulüpler Birliği'nin de dahil olması gerekiyor. Burada sağlıklı bir sistem oturtarak bu ligin ilerlemesi için. Yani artık maçlardan sonra başkan açıklamalarını mumla arar hale geldik. Yeter ki böyle olaylar olmasın da çıksınlar, sadece konuşsunlar diyecek noktaya geldik. Şimdi başkanlar açıklama yapmıyorlar, olay çıkartıyorlar. Yapacak, evet. Yani Ezgi, söyleyecek bir şey yok gerçekten. Şu an UEFA sıralamasında 9. sıradayız Türkiye olarak. Evet.
Ama itibar anlamında 55. sırada olan San Marino'nun arkasındayız. Bugün yani yine Avrupa basınında manşetlerdeyiz. Ya yok ama olayla yani güzel manşetlerle bir olmamız lazım. Kendi geldiğimiz noktaya bak yani. Yok niye geldiğimiz hep güzellerini okuyoruz ya. Yani bazen böyle güzel işlerimiz oluyor. İşte Avrupa basınından örnekler veriyoruz, evet, değil mi? Çok hoşumuza gidiyor böyle. Hemen onu şey yapıyoruz işte Avrupa'da bir şey. Hayır, kötüyü de söyleyelim. Söylüyoruz. Kötüyü de söyleyelim. Halil Umut Meral olayından sonra. Ben okumak istiyorum mesela yani. Bunları da görelim. Hani Avrupa'da hep güzel konuşulduğumuzda konuşuyoruz değil mi? Yok, marka yazmış Türk futbolu nereye gidiyor? İspanyol gazetesi. Türk futbolu nereye gidiyor? Vallahi biz de bilmiyoruz marka. Doğru bir soru. Evet. Yani sen soruyorsun ama biz de bilmiyoruz. Evet. Yani gittiği yer bariz ortada ama sonucu bilmiyoruz. Sport yazmış Türkiye'de bir skandal daha. Başkan takımı sahadan çekti. İşte Sky Sports yazmış Süper Lig'de tartışmalar bitmiyor. Tutto Mercato sansasyonel bir olay daha. Yani Ojogo'dan Sky Italia'ya kadar herkes yazmış. Ve hep söylenen güzellikleri daha konuşuyoruz. Alın işte Türkiye'nin Avrupa'daki iz düşümü bunlar. Şimdi İstanbulspor'dan bir mesaj geldi. Onu da paylaşmış istiyorsan. Evet. Başkanımız Ecmel Faik Sarıalioğlu ve başkan yardımcımız Bayram Saral dün akşam gerçekleşen takımımızın sahadan çekilme olayı ve sezon başından bu yana yaşananlarla ilgili bugün saat 16'da basın toplantısı yapacak. Ne söyleyecekler acaba? Merak konusu tabii. Neden buralara kadar, niye buralara kadar geldiğini söyleyecek ve neden artık tepesinin attığını söyleyecek. En son Kulüpler Birliği toplantısında da tek istifa açıklaması yapan, istifaya davet eden başkan da Ecmel Başkan'dı. Onu da biliyoruz. Ama geldiğimiz noktada tabii ki istifaya çağırabilirsin TFF'yi. Gidersin, açıklama yaparsın ama sahaya indiğin zaman haklıyken haksız duruma düşersin. Yani bu kadar basit. Biz daha 2 hafta, 8 gün öncesine kadar Halil Umut Meler konusunu konuşuyorduk. Radikal kararlar alınması lazım derken bir baktık her şey unutuldu. Hakemler okey dedi. Federasyon takvimi açıkladı. Hakemler ataması oldu. Maçlar başladı. Tekrar hakemlerle olan bir durumdan daha sonrasında başkan çıktı. Sahadan takımını çekti. Yani biz hep bir şeylerin üstünü kapatır derken aslında oradaki sorunları kapatıyoruz. Anlık kapatıyoruz. Aslında sorunlar çığ gibi büyüyor. Ondan sonra nur topu gibi bir çocuğumuz oluyor. Sorunumuz oluyor. O yani radikal kararlar alınması lazım derken yani bir şeyleri alman lazım. Artık bir şekilde bir şeyler yapman lazım. Artık futbolda devrim yapman lazım. Futbolda bir şeyler değiştirmen mi lazım? Ya geri geldiği zaman cezaları açıklaman mı lazım? Yani bir şeyler yapman lazım. Yani sürekli üstünü kapatırsan işte Faruk Hoca Sayın Başkan, Ankara Gücü Başkanı sahaya indi. Hakem Ömer'e yumruk attı. Ecmel Başkan geldi, takımı sahadan çekti. Yani aslında sorun yönetiş şeklinde, sorun yönetim şeklinde, sorun futbolun yönetim şeklinde olması lazımken biz futbolun yönetim şeklini konuşmayıp sürekli üstünü kapatırsak çığ gibi büyür. Ondan sonra daha büyük felaketler de karşımıza çıkar. Artık birinin dur demesi lazım. Bakalım ne olacak ilerleyen günler. Bizde ne var biliyor musun? Bugün çok özür dilerim. Devam edeceksin. İstanbulspor Başkanı takımını sahadan çekti dedik. Peki Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın konuyla ilgili ne yorumu oldu? Aspor ekranlarında bağlanıp yaşananları anlattı Ertuğrul Doğan. Yine bir izleyelim sonra devam edelim. Evet, Ertuğrul Doğan'ın Aspor ekranlarında yaşananları bu şekilde anlattığını bir kez daha ekrana getirdik. Ecmel Başkan bana bu yapılanları kaldıramıyorum dedi. Haklı olduğu konular var. Yanına gidip ikna etmeye çalıştım. Ama tabii ki bu olayları kimse kabul edemez şeklinde. Yani aslında hem yapılanın yanlış olduğunu ama hem de gerçekten aslında Ali Koç'un Kulüpler Birliği toplantısından çıktıktan sonra yaptığı açıklama da benzerdi. Evet, yaşananları tabii ki onaylamıyoruz ama hakemlerle ilgili çok ciddi sıkıntılar var ve biz çok şikayetçiyiz diye, evet, benzer aslında açıklamalar geliyor kulüp başkanlarına. Yani Halil Hoca'nın yaşadığının ardından kimi hakemler kendisinin de mağdur olduğunu, hı hı, öne sürüp de böyle işin içine çıkmaya kalkan davranışlarda bulundu gibiydi. Oysa Halil Hoca'nın yaşadığı darp olayını kimse zaten tasvip etmiyor. Olmaması gereken, tabii ki, çok rezil bir görüntüydü. Hiç kimse o duruma düşmesin. Ama o olaydan sonra da siz konuşulmayacak değilsiniz. Sahayı idare eden, bak maçı yöneten demiyorum, idare eden sizlersiniz. Ve bugün İstanbulspor Başkanı sahaya inmeseydi. Evet, inmesi çok yanlış.
Türk futbolu adına çok kötü bir şey görüntü değil mi? Evet. Çok yanlış. Bir kulüp başkanının sahanın içerisine inip de takımı sahadan çekmesi. Rezil olduk mu dünyaya? Olduk. Dünyayı çok umursuyor muyuz şu an? Değil. Kendi içimizdekini bir halledelim, sonra oraya bakarız. Yalnız şunu da konuşalım. Ecmel Saralioğlu takımını sahadan çekmeseydi, maçın sonunda çıkıp açıklama yapsaydı kaç kişinin umurunda olacaktı? Ya da hangi Anadolu kulübünün açıklaması kaç kişinin umurunda oluyor? Kim dikkate alıyor? Hep kulak arkası. Bak bundan hep bahsettim. Hep dört büyükler üzerinden okuyoruz futbolu. Bugün İstanbulspor bu tepkiyi vermese konuşulmayacak yani. En fazla çıkacak, konuşacak başkan. Bir iki böyle konuşulacak, geçiştirilecek. Federasyon da dikkate almayacak. Oradakilerin de çok umurunda olacak bir konu olmayacak ortada. Çok da konuşulmayacak zaten. Açık ve net söyleyelim. Camiası olan kulüpler var. Camiası olmayan, daha butik, küçük olan kulüpler var. Ve Galatasaray'ın maçı, Fenerbahçe'nin maçı, Beşiktaş'ın maçı, Trabzonspor'un maçı. Ya rakipleri yok mu bunların? Ya Galatasaray'ın karşısında işte Gaziantep yok mu? Fenerbahçe'nin karşısında Kayseri yok mu? İşte ne bileyim Sivasspor'un maçı değil mi o? Rizespor'un değil mi? Ama onların sesi çıkmıyor. Çünkü onların yaşadığı sorunlar bizim umurumuzda değil. Aman Galatasaray yaşamasın, aman Fenerbahçe, aman Beşiktaş, aman Trabzonspor yaşamasın. Ondan sonra işte diğer kulüp başkanlarının da hani niye doldu, niye böyle oldu? Ya görmüyorsunuz ki önceki haftalarda neler yaşadıklarını. Ya da bilmiyorsunuz. Bak şiddet o asla. Bu apayrı bir şey. Takımı sahadan çekmek asla olmaması gereken bir şeydi. Hoş bir görüntü değil. Doğru bir görüntü değil. Ama sesini duyuramıyorlar. Ya da sesini duyurduklarında kulüp web sitesi, resmi site, işte bir iki basın toplantısı açıklama, belki günde bir 10 dakika, 15 dakika konuşuyor. Bitiyor. Federasyonun da dikkate aldığını düşünmüyorum ben onları. Ya da ilgili mercilerin, sadece federasyonlarda değil, kurulanın dikkate aldığını düşünmüyorum. Biz ne zaman ki herkesi dinlemeye başlarız, herkesin sorunlarına kulak veririz, o zaman bir şeyleri toparlayabiliriz. Sadece tepkinin geleceği büyük yerlere odaklanarak değil. Yani ben izliyorum Rize Spor Başakşehir maçı, rezalet bir penaltı pozisyonu vardı mesela önceki hafta. Şimdi kimse konuşmadı. Çünkü Rize Spor'un penaltısıydı o yumeğiyle. Kazandı bir de. Yani ya da Sivas Spor maçı. Bu maçtan önceki maç. Kaç kişi konuşacaktı ya Sivas Spor Başakşehir maçını? Başakşehir'e resmen maç verildi. Bak resmen verildi. Göz göre göre ya. Yani bir hakem o pozisyondan sonra herhalde gider bir faul inmişler yani. Değil mi? Mesela yenilen golden sonra. Bir ön açılma olayı da var orada. Yani şimdi ama Sivas Spor Mecnun Başkan daha sonra açıklama yaptı. Şimdi düşünün Mecnun yapmazdı belki sahaya inecekti. Belki o duruma getirilecek böyle yaşansa. Öyle değil mi? Ama biz onların sesini duymuyoruz. Biz sadece belli bir zümreye odaklandık ve bizim gibi aynı şekilde federasyon ve kurulları da belli bir zümreye odaklı bir şekilde hareket ettiğinden biz sadece 4 tane takım maçı varmış gibi hareket ediyoruz. Diğer hiçbir kulübün maçı yok sanki. Dolayısıyla burada yapılması gereken herkesin sesine kulak vermek, herkesin sorununu adil ve ölçülü bir şekilde dikkate alıp değerlendirmek. Ne adalet var futbolu yönetenlerin arasında, o kurullarda vesaire, ne de hakemlerin içerisinde. Peki, Serhan var mı senin eklemek istediğin bir kaç cümle daha? Bu gün yeterince konuştu zaten. Yani evet, artık dileriz ki bugün oynanacak karşılaşmalarla birlikte futbol konuşmaya başlayabiliriz biz de. Şimdi bugün oynanacak karşılaşmaları değerlendirerek devam edeceğiz değerli izleyenler. Fenerbahçe ile başlayalım. Süper Lig'in 17. haftasında Mondium Kayserispor'a konuk olacak Sarı Lacivertliler. Mücadele saat 17'de başlayacak. Maça doğru haberimizde bir detayları izleyelim, sonra konuşmaya başlayalım.
Evet, Fenerbahçe Avrupa'dan moralli döndü ve lige dönüş nasıl olacak? Tabii ki bu merak konusu, Dzeko konusu önemliydi. Dün yapılan açıklamada Dzeko'nun bir sakatlığının olduğu ancak derbiye yetişmesinin beklendiği söylendi. Bu karşılaşmada forma giyemeyecek Edin Dzeko. Birazdan muhtemele de bakarız ama Serhan, hemen sana döneyim. Nasıl bir mücadele bekliyorsun Kayseri deplasmanı? Bütün takımlar için zor bir deplasman. Özellikle de şu an itibarıyla. Evet, yeni hoca tahmini. Değişikliğiyle beraber atağa evet. geçen bir Kayseri Spor var. Kendi evinde Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dirençli bir takım ve rakip takımlara zorluk çıkartabilecek derecede bir maç oyun ritmileri var. Ve üst üste maçlarda kazanan bir Kayseri Spor var. Fenerbahçe'de ligde hedefi lider olmak ve şampiyon bitirmek. Bu açıdan önemli bir karşılaşma. Tabii ki Fenerbahçe'nin eksikleri de var, önemli eksikleri de var. Hamle oyuncuları daha önemli, hamle oyuncuları da var. Onu da görebildik. Önemli olan Fenerbahçe'nin defansif zafiyetleri olması. Defansif zafiyetlerle beraber buradaki oyuncuların olmamasından dolayı çok sıkıntı yaşamasını gördük. Yavaş yavaş geldiler. Özellikle stoper tandeminde en azından istenilen oyun planına çıkartabilecek oyuncular da var. Bence güzel bir karşılaşma ama bir anlamda da çok iki takımın da çok direnç göstereceği, iki takımın da fazla ataklarının olacağı bir karşılaşma. O yani Fenerbahçe zorlu bir karşılaşmaya çıkıyor. Onu net bir şekilde söyleyelim. Bir de arkasından derbinin oynaması bu açıdan Fenerbahçe'yi biraz yoracakmış gibi geliyor benim için. Peki o gün? Kayseri Spor'u da konuşmak gerekiyor işin açıkçası. Tabii çünkü ki. Kayseri Spor hakikaten Çağdaş Hoca ile birlikte orada bir sistem oturtuldu. Üstelik transfersiz bir sistemdi. Yani eldeki mevcut oyuncu grubuyla ilerlediği başarılı bir hikayesi vardı. Ve o hikayeyi Recep Hoca kaldığı yerden devam ettiriyor. Hatta üzerine koyarak devam ettiriyor bu arada. Hı hı. Bu sezonun başındaki Kayseri Spor'dan daha iyi bir noktada şu an. Muhtemelen kimse böyle bir beklenti içerisinde değildi Kayseri Spor'dan. Yani bu kadar yukarılarda yer alacağını, işte Avrupa potasında olacağını herhalde kimse beklemezdi. Sezonun başında bir anket yapılsa %1 bile oyu çıkmazdı ilk 4 için. Çünkü çok sıkıntılı süreçlerden geçti. Hatta geçmeye de devam ediyor bu arada. Yani hani günlük gülistanlık her şey bitmiş durumda da değil. Ama gelinen noktada Kayserispor bugün ligin üçüncüsü. Ve 29 puan toplayarak Beşiktaş'ın da Trabzonspor'un da önünde yer alıyor. Yani o arkasında bıraktığı iki takımın harcama bütçelerini, transfer tabii. bütçelerini, o bonservise verdikleri paraları Kayserispor'a verseniz bugün Kayserispor az önce dediğimiz güllük gülistanlık noktaya gelir yani. Beşiktaş mesela 17 milyon euro harcadı değil mi? İşte Trabzonspor da epey harcadı işte transferlere, maaşlar vesaire. Ama kısıtlı imkanlarla hakikaten çok iyi iş. Bir de yani son 7 maçta 6 galibiyet. Acayip bir seri var ortada. O yüzden Recep Hoca'ya hakkını teslim etmek gerekiyor. Evet. Ümraniye Spor'da da gerçekten küme düşmesine rağmen hakikaten herkesin konuştuğu bir şey vardı. İyi futbol oynuyor. Yani o kadroya rağmen iyi futbol oynuyor. Futbol oynamaya çalışarak bu mücadeleyi veriyor. Sonuç alamıyordu. Bazı maçlar çok talihsizdi onlar adına. Ama Kayseri Spor'da o da kendisini buldu. Sonuç da alıyor. O da onu mutlu eder. Bir teknik adamı en çok ne mutlu eder? Tabii ki aldığı galibiyet puan sıralamasındaki yeri. Oyun bir yere kadar. Şimdi dolayısıyla kendi evinde güçlü bir rakip de oynayacak Fenerbahçe. Yani deplasmanda daha doğrusu. Kayseri Spor kendi evinde evet. iyi bir takım. Burada Dzeko'nun olmaması ne kadar etkiler? Yani işin açıkçası Dzeko'suz oyunda Batshuayi ile oynuyorsunuz değil mi bu oyunu? Aynı şey değil. Yani birbirini tutan ikili değil. Çok farklı tipte santrforlar. Bayağı bir farklı evet. yani. Hani biri sırtı dönük top tutabilir. Çok rahatlıkla sağını solunu önünü oynatabilir bir santrafor. Temas da hemen kaybolmayan, dengeyi kaybetmeyen bir santrafordan bahsediyoruz ve hava toplarında etkili bir santrafordan bahsediyoruz. Batshuayi ise daha ziyade biraz kenar forvete daha yatkın gelen bana en azından ya da ikili oyunlarda etkili olan, kaleyi karşısına aldığında cepheden etkili olan bir santrafor tipi. Yani savunma arkası koşulları vesaire etkili mesela Batshuayi'nin ama sırtı dönük oyunda hiç olmayan birisi. Hava topları yok, çok zayıf. Fenerbahçe'de attı mı bilmiyorum mesela. Beşiktaş'ta hiç kafa golü yoktu. Dolayısıyla hani hava topunu indireyim, saklayayım, takımı çekeyim, üçüncü bölgeye yerleşsin. Bu tip bir oyuncu değil. Daha hızlı oyuna yatkın. Evet. Mesela ben
Ceko'nun olmadığı maçlarda aynı oyunu devam ettirebilmenin Batshuayi'den ziyade Umut'la daha mümkün olduğunu düşünenlerdenim. Umut size benzer bir oyunu vaat edebilir. Yani tipleme olarak da, yani oyuncu profili açısından da Ceko kalite başka bir şey. Benzerlikten bahsediyorum. Umut daha yatkın mesela ona. Bu arada geçtiğimiz sezon çok iyi bir performansı vardı Umut Nayır'ın. Evet. Ümraniyespor'da attığı gol sayısını vesaire, yani inanılmaz işler yaptı o da. Bu sezon hiç şans bulamıyor. Sıra, sıra gelmiyor. Ve ben Batshuayi'nin önünde şans bulması gereken oyuncu olduğuna inanıyorum. Ceko'nun devamındaki oyunu oynayabilmek için, aynı oyunu oynayabilmek için. Çünkü Batshuayi'de oyununuz değişiyor. Hele de Batshuayi ile yollar ayrılacaksa, ki öyle deniyor devre arasında Serhan. Acaba İsmail Kartal'ın gerçekten de Umut'u biraz daha fazla devreye sokması gerekmiyor mu? Yani ya da antrenman performansından mı acaba tam olarak memnun değil? Umut'u biz hiçbir yerde göremedik, farkındaysan. Hiç göremedik yani. Bunda planlama hatası olduğunu düşünüyorum. Yani Umut Nayır gibi bir oyuncum var ve senin yerli kontenjanına uyabilecek bir oyuncu ve bu oyuncuyu kullanmıyorsan demek ki bu oyuncuyu çok fazla istemediğin anlamına geliyor. O zaman bu oyuncu niçin alındı? Yani geçen sene biliyorsun Serdar Dursun vardı. Evet. Serdar Dursun ara ara oyuna giriyordu. Ama baktığımızda Serdar Dursun hem yerli avantajını sağlıyordu sana. Ama fazla da forma şansı bulamıyordu. Ama şimdi Umut Nayır için aynı şeyi söylüyoruz. UEFA listesinde de var. Ama UEFA listesinde olduğu kadar biz maçta bile göremedik yani. Hem ekonomik eksikleri olmasına rağmen. Söyleyeyim mi? Çok da rotasyon yapıyor Avrupa'da rağmen, İsmail Kartal. Serhan abi 11 maçta 120 dakikası var. Konferans Ligi'nde 67, Süper Lig'de 47, bir de elemelerde 5-6 dakikası var. Ben o zaman da şunu söyledim ya, bu kadar çok ön alan baskısını yapabilecek ön alan oyuncularını aldığın kadar sen orada defansif anlamda oyuncu alsaydın daha farklı şeyler olabilir. Mesela Mert Müldür'ü koyabilirlerdi o zaman UEFA listesine. Mert Müldür yoktu ama Umut Nayır vardı, ama Umut Nayır'dan da faydalanmıyordun. Geldiğimiz noktada Batshuayi'ye çok fazla bir alan açtın sen. Çünkü alan açmanın sebeplerinden birisi Batshuayi'yi kullanabilmekti. Ama Batshuayi'yi kullanabilmenin yanında Batshuayi bir de şey yaptı. Yani yeri geldiği zaman isyan etti. Yeri geldiği zaman problem çıkartacak bir oyuncu haline geldi. Ama saha içerisinde tam anlamıyla işini de yapmaya çalıştı. Yani burada ben iki tane anlam çıkartıyorum. Birincisi Batshuayi'nin moral motivasyonunu yüksek tutmak için oyunun içerisine koydun. İkincisi ise Batshuayi'yi parlatıp en azından göndermek için. Göndermek. Çünkü Batshuayi de zaten geldiğimiz noktada gitmek için artık yola çıkmış bir oyuncu pozisyonundaydı. O açıdan baktığımızda Umut Nayır da bence bu pozisyon, bu ikilemde kalındığı için çok fazla forma şansı bulamadı. Ama ben çok beğendiğim bir oyuncu. Oynadığı zaman iyi işler yapabilecek bir oyuncu. Fenerbahçe'ye gelmesinin sebebi tesadüf değil. Ama kim aldı, niye aldı, nasıl aldı, niye oynamıyor? Bunların hepsinin bir cevabı olması lazım. Bu cevabı verecek teknik adam da İsmail Hoca. O açıdan baktığımızda, ama Ceko olmadığı süre içerisinde Batshuayi'yi, Ryan Kent'i sistemin içine dahil edebiliriz. Ama diğer tarafta Ceko olduğu süre içerisinde her zaman Ceko'yu Ceko şu anda derbiye saklanıyor. Bu maçta ki riske edilmek istemedi. Ceko, İrfan Can Kahveci, Crespo. Öyle görmek lazım yani. İrfan Can, şimdi muhtemel 11'i rica edeceğim arkadaşlarımdan. Benim elimdeki muhtemel 11'de şu an İrfan Can oynayacak gibi gözüküyor. Ama aslında ben de size onu soracaktım. Sarı kart sınırındaki oyuncuları acaba riske eder mi etmez mi noktasında. Livakovic, Osayi, Serdar Ceko, Ferdi. Serdar Ceko ikilisini de ayrıca değerlendirelim. İsmail Fred, Crespo'yu görmüyoruz. Normalde iki haftadır Crespo oynuyordu ama sarı kart sınırında zannediyorum. Yine bir derbiye saklama durumu söz konusu. Ve İrfan Can, Şimanski, Tadic, Batshuayi. Acaba İrfan Can'ın yerine Cengiz Ünder oynar mı sorusu da maç öncesi sorulabilir. Ben bekliyorum açıkçası. Şimdi şöyle bir şey. Cengiz eğer iyi oyun karakterini gösterseydi ve kendine iyi bakmış şekilde gelseydi ve hazır oyuncu olsaydı biz İrfan Can Kahveci ile konuşmayacaktık. Cengiz'i konuşacaktık. Doğrudan Cengiz oynayacak. Ama şu an geldiğimiz noktada şimdi Galatasaray'ın bir planları var. İlerleyen dakikalarda Galatasaray sayfasını alanını konuştuğumuz zaman bunları söyleyeceğiz. Şimdi Galatasaray'ın oyun planında Fenerbahçe için hazırlanmış bir sistem var. Yani saklanacak oyuncular, sarı kart sınırında oyuncular var. Aynı şeyi Fenerbahçe de yapacak. Yani tabii İrfan ki. Can Kahveci çünkü bu seneki çıkışı İsmail Hoca'nın gelişiyle beraber başladı.
Ama İsmail Hoca'nın olduğu zamanda da İrfan Can'ın da bir çıkışı vardı geçmiş dönemde. O yüzden İrfan Can Kahveci ile farklı İsmail Hoca ile farklı bir futbolcu pozisyonuna bürünen bir İrfan profilini görebiliyoruz. Ama diğer tarafa geldiğimizde İsmail Yüksek'i kullanıyor. Crespo'nun da derbi maçlarında çok iyi bir performansı var. Özellikle skorer anlamda gollerini de görebiliyoruz. Özellikle Galatasaray karşılaşmalarında. Bence İsmail Hoca hem İrfan Can hem Crespo'yu derbi maçında kullanmak isteyecek. Çünkü iki takım da dirençli takım kuracak. İki takım da mücadeleci takım kuracak. İki takım da atletik oyunculardan kurulu bir takım kurmaya çalışacak. Yani Galatasaray'ın planı belli. Aynı planı İsmail Hoca da yapacak. Çünkü artık derbi maçına geldik. Derbi maçına gelene kadar da iki takım da hemen hemen işte puan sıralamasında aynı. Sadece puanları aynı, sıralamaları değişik. Evet, averaj. O açıdan Dana'nın kuyruğunu kopacağı hafta bu hafta, öyle görmek lazım. İki takımın hocaları da ona göre hem takımlarını saklıyor, cezalarını saklıyor. Ceza konumuna düşecek bir maçta oyuncularını saklayacak. Böyle hafif böyle sakatlı olan oyuncularını saklayacak. Yani bu hafta... Sen İrfan Can yerine Cengiz'i bekliyorsun kesinlikle. Yani bu maçta. Sen de mi aynı şekilde aynı düşünüyorsun? Aynı şekilde. Yani evet, çünkü neden? Şimdi bu hafta oldu ki Fenerbahçe bir puan kaybı yaşadı. Derbi öncesi belki bir moralsizlik olabilir ama kendi evinde oynayacağı derbiden alacak galibiyet telafi ettirir. Ama tam aksi telafi ettirmez. Yani burada kazanıp derbide puan kaybı kendi evinde telafi ettirmeyen bir durum. Dolayısıyla derbiye daha güçlü bir kadroyla çıkmak. Tabii ki Kayseri Spor maçını İsmail Hoca önemsemiyor mu? Önemsiyor. Kayseri Spor çok iyi bir takım hakikaten. Az önce bahsettik. Yakaladığı seri ortada 7 maçta 6 galibiyet yanılmıyorsam. 7 maç 6 galibiyet 1 beraberlik. Böyle bir takımla oynayacaksınız. Deplasmanda oynayacaksınız. İşi çok zor. Ama gelecek hafta 3 puandan daha fazla anlam taşıyan bir maça çıkacaksınız. Yani 3 puan değil o maç. O maçın anlamı çok daha ötesinde, puanın dışında psikolojik olarak bir etkisi olacak sezonun sonrasındaki seyre ve Süper Kupa oynanacak hemen devamında zaten. Dolayısıyla orada daha hazır, daha fit bir kadroya ihtiyacı var. Cengiz Ünder mesela, İrfan Can bugün cezalı duruma düşse, gelecek hafta Cengiz Ünder ilk 11'de diyelim. Evet, Cengiz yetenekli ama fiziksel olarak çok çok kötü durumda olan bir oyuncudan bahsediyoruz. Bireysel antrenörle birlikte bu arada çalışmalar yürütmeye başlamış bir süre önce. Hı hı. Muhtemelen fiziğini devre arası sonrası toparlayabilirse toparlar. Ama sonuçta gelecek haftaki derbide hiçbir Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe'nin içerisindeki herhangi biri İrfan yerine Cengiz'i görmek istemez. Bu arada bu Cengiz orada Ünder hazır olacak ve İrfan'ı görmek ister. Ne kadar üzücü bir durum. Yani milli takımımız açısından da söylüyorum bunu. Cengiz Ünder gibi bir oyuncu belki kendisinin de bir şapkasını önüne koyup düşünmesi gerekecek. Ben daha önce gördüm Fenerbahçe'de. Sakatlıklar da yaşadı. Etkisi de var ama tamamen evet, sakatlıklara bağlayabileceğimiz bir durum aynı yok. Aynı senaryoyu biz Mesut Özil'le gördük. İşte aynı senaryoyu Mesut Özil'le gördük. İsmail oynuyor mesela, kimse orada aksama olur mu diye konuşmuyor. Ceko'nun yerine Batshuayi konuşuluyor. Ne kadar formsuz olursa olsun işini yapar diyoruz. Ama İrfan Can yerine Cengiz risk olur mu sorusu aslında ne kadar üzücü bir durum, evet. Cengiz açısından bakıldığı zaman. Ama Cengiz'in kariyerini zaten böyle başından sonra bir gün oturup düşünmesi lazım. Yani bu maç Cengiz bu için altın, çok büyük bir altın fırsat. Altınordu'dan buradan giderken nasıl gittim? Oynarsa. Altınordu'dan nasıl gittim? Başakşehir'den Avrupa'ya nasıl gittim? Geri nasıl döndüm? Evet. Bugünkü durumuna bir bakması lazım. Fiziksel olarak iyi noktada olmadığını biliyoruz ama sakatlıklar da etkiledi. Hani orada da göz ardı etmeyin. Hani sezon başından beri iyiydi, hiçbir problemi yoktu da sadece fiziği kötü, bir türlü geliştirmedi kendini noktasında da değilim. Sakatlıklar da yaşadı ama bunlardan bağımsız zaten fizik kalitesi düşük. O yüzden Fransa'da çok üzerine durulmadı. Yani bak orada da belli bir maç sayısı yakaladı ama tam böyle 11'in vazgeçilmezi, işte değişilmezi değilim. Marsilya istese tutardı takımda değil mi? Derdi ki Cengiz'in hala yaşı uygun. Ben daha fazlasına satarım mesela. Ama fiziksel olarak orada sorunlar da yaşıyordu. Ve dikkat edin, Avrupa'daki kariyerinde hep ilk sezonları iyi, sonraki sezonları düşüşle geçti. Bir türlü o fizik kaliteyi yukarıda tutamadı. Fenerbahçe'de benzer bir durum var. Yani Cengiz'in toparlaması gerekiyor. Bu sadece Cengiz özelinde ve de Fenerbahçe özelinde değil. Senin de dediğin gibi
Cengiz gibi bir yeteneğe milli takımda da ihtiyaç kesinlikle var. Öyle. Ve Cengiz'in sağlıklı olduğunda, fiziksel olarak da temposunun iyi olduğu dönemlerinde nasıl etki yarattığını biliyoruz o milli takıma. Dolayısıyla onun da bir süre önce, bu sakatlıktan sonraki süreçte bireysel antrenörle birlikte çalışmalar yürüttüğünü, fiziksel olarak o da eksikliğinin farkında olduğunu biliyorum. Milli aradan sonra, özür diliyorum, devre arasından sonra belki fiziksel olarak biraz daha böyle 11'e yatkın seviyeye gelebilir. Ama bunun ötesinde bir gerçek var ki İrfan Can harika bir performans. Yani hakikaten zaten bu sezonun... Zaten kesmek zor şu anda. Tabii yani fiziksel olarak toparlasanız da kesmeniz zor. Evet. Çünkü performansı çok iyi. Yani hem tabelaya katkısı hem de tabelanın dışında takım arkadaşlarına da katkısı var bu sezon. Geçtiğimiz sezon ne yoksa İrfan Can'da, bu sezon tam aksine onlar var. Dolayısıyla hani fiziksel olarak kendini toparlasa da öyle İrfan'dan formayı alması hiç kolay olmayacak. Bir de Serdar Ciku savunma ikilisini konuşalım. Şimdi savunma bir türlü oturmadı sakatlıklar nedeniyle Fenerbahçe'de ve Serdar döndü, Ciku döndü. Osterwolde'yi görmüyoruz artık. Serdar Ciku ikilisi sana ne vaat ediyor ilerleyen süreçte? Yani Serdar sakatlanmadan önce güzel performans gösteriyor. Zaten Serdar'ın tek sıkıntısı sakatlıktı. Sakatlık yaşadığı zaman forma şansı bulamadığı zaman bir aksilik oluyordu takımlardan, özellikle Fenerbahçe'de. Bunun çok fazla dezavantajını yaşadı Fenerbahçe. Beka'nın olmayışı, Beka'nın Ocak ayının ortasında gelmesi biraz orada dengeleri bozdu. Zaten Jiku da olmayınca orada bir ister istemez bir ekstradan bir oyuncu koydurmaya çalıştın. İşte İsmail Yeri geldi, yıkılan koyduğun Samet'in kötü performansını konuştuk. Ama orada işin aslı, yani oradaki orijinal oyuncuyu getirdiğin zaman daha farklı şeyler olabilir. Ben bu açıdan Serdar'ın denklemin içine dahil olması Fenerbahçe için bir kazanım olduğunu, özellikle derbi maçından önce bir kazanım olduğunu düşünüyorum. Serdar Jiku ikilisinin hem bu maçı hem de Fenerbahçe Galatasaray karşılaşmasını bence iyi bir şekilde götüreceğini düşünüyorum. Çünkü defansif anlamda çok fazla hata yapan, özellikle stoper tandeminin olmayışı nedeniyle Livakovic'in performansının çok fazla sorgulandığı ana denk geldik. Orada işin aslı, gerçek oyuncu, yani ideal oyuncunun oynadığı zaman neler olduğunu, olabileceğini bugün karşılaşmada görebileceğiz. Ama sakat olmayan, hazır olan Serdar'ın neler yaptığını daha önce görebildik. Ben Serdar gibi oyuncu da çok az gördüm. Bu kadar sık sakatlanıp bu kadar iyi dönebilen çok az oyuncu tabii, vardır. Tabii. Ama Serdar'ın da Galatasaray performansı da öyleydi. Sürekli sakatlanan evet, pozisyondaydı. Ama yine de iyi dönüyordu. Sonrasında dönüyor. Çok tuttuğum oyuncu profili değil. Evet, yani sakat olmadığı anlar, yani ender görülen anlar gibi anlatıyoruz değil mi? Ender gelişen Osasuna atakları. Valla yani bir yerde oraya geliyor yani, çünkü tek kimse için istemeyiz. Ama yıllardır Serdar Aziz'in böyle bir sakatlık problemi var. Evet, çok iyi oynadığı dönemler oldu. Çok sert düşüşleri de oldu bu arada, yani olmadı değil. Bir yer, hatta takımdan gönderilmeyi düşündüğü dönemler vardı. Bir iki sezon öncesine kadar böyle bir dönem de yaşadı. Dolayısıyla Serdar Aziz'e güvenip de ben mesela şahsen, bu benim şahsi kanaatim, yola çıkmam. Ama Fenerbahçe de çıkmadı zaten. Yani Beka elbette alındı, Ciku alındı. Orada Samet Akaydın da alındı. Ama yani şimdi, ben genel olarak Serdar Aziz'den yola çıkarak yapılan şeyden Serdar yani 11'e Serdar Aziz transferi. Asla yapacağım bir şey değil mi? Serdar orada olduğu zaman sen ileri uçtaki oyuncuları yabancılardan seçebiliyorsun. Çünkü kaliteli yabancılar aldın. Özellikle ön alan baskısı, Şimanski, Fred, ondan sonra Tadic, Ceko. Bu oyunculardan faydalanabiliyorsun. Ama diğer taraflı olduğu zaman sen oraya yabancı koyarsan sıkıntı yaşayabiliyorsun oyuncu seçmende. İşte Ferdi var. Ferdi zaten çok fazla konuşmaya gerek yok. O açıdan Serdar, sakat olmayan, iyi olan Serdar her zaman iyi performans gösteriyor. Ama sakatlığı zaman olduğu zaman da büyük sıkıntı yaşıyor takımlar. Yani Serdar'a güvenip de, yani Serdar'ın bir sezon götüreceğine güvenip de başka oyuncu almamak çılgınlık olur. Fenerbahçe onu yaptı. Yani özellikle o bölgede kaliteli yabancıları da getirerek hem kendini orada yedekledi hem de diğer tarafta Serdar'la bir sezonun geçiremeyeceğini görüntüsünü ortaya koydu. Sadece bu kadar sakatlık olacağını tabii ki hiçbir takım gibi Fenerbahçe'de tahmin edemezdi ama Serdar iyi bir alternatif. Her zaman iyi oynayan bir alternatif değil ama yani. Ben her zaman iyi oynuyor şeyine katılmıyorum açıkçası. Geçtiğimiz sezon
kötü oynadığı dönemde sonuçta Samet Akaydın niye transfer edildi? Serdar Aziz kötüydü diye transfer edildi. İyi performans vermiyordu. Çok aksayan yönleri de var ama o savunmaya kattığı sertlik mesela tamam temaslı oyunda evet. Ama oyun kurulumunda çok zayıf. Onun dışında pozisyon hatalarını Samet de yerine transfer edilen Samet de bu arada yapıyor. Zaten ben şaşırdığım nokta oydu. Serdar Aziz'in tamam performansı iyi değil ama yerine aldığınız Samet'ten ne farklı bir şey bekliyorsunuz? Zaten Serdar Aziz Samet Akaydın kadar oynuyor. Hatta ondan daha iyi oynadığı dönemleri var. Peki. Stoperde ne kadar iyisen oynadığın oyuncu kadar iyisin. Ya eş çok önemli. Önem çok önemli. O yüzden Samet Akaydın'ın da milli takım performansını da göz ardı etmemek lazım. Peki. Devam edeceğiz. Araya gidiyoruz. Saat başında buradayız. Spor Ajansı'na devam ediyoruz. Fenerbahçe'yi yine konuşmaya devam edelim. Birazdan Kayseri'ye de gideceğiz. Kayseri Spor Fenerbahçe maçı öncesi bağlantımızı da yapacağız ve son bilgileri dinleyeceğiz. Ama öncesinde şöyle birkaç cümle de aslında ara transferden yine bahsedebiliriz. Zira Fenerbahçe'de Ciku Serdar ikilisinden bahsettik. Yine de yapılması beklenen takviyeler, transferler var. Arkadaşımız hazırmış. Engin Canceli'ye bir gidelim Kayseri'ye. Maçla ilgili mücadeleyi konuşmayı tamamlamadan hemen bağlantımızı yapalım. Engin Can kolay gelsin. Mücadele öncesi hangi bilgileri vereceksin? Detaylar sende. Sözü hemen sana bırakalım. Ezgi teşekkürler. Kayseri Cumhuriyet Meydanı'ndan sana ve konuklarının o gün abi Seren abiye selamlar. İyi yayınlar dileyelim. Süper Lig sezonu 17. haftasında saatler 17'yi gösterdiğinde Mondium Kayseri Spor'un konuğu Fenerbahçe olacak. Fenerbahçe dün akşam taktik antrenmandan sonra özel uçakla Kayseri Havalimanı'na iniş yaptı ve otelin yolunu tuttuğunu ifade edin. Coşkulu bir karşılama olmuştu taraftarlar. Coşkulu bir karşılama yapmıştı Fenerbahçe taraftarlarında. Daha sonrasında kamp yapacağı otelin yolunu tuttuğunu da ifade edelim. Fenerbahçe geçtiğimiz hafta Spartak Tırnava karşılaşmasından 4-0'lık skorla ayrılmıştı ve UEFA Avrupa Konferans Ligi H grubunda lider bir şekilde gruptan çıkmayı garantilemişti. Hem Avrupa Konferans Ligi'nde hem de Süper Lig'de Fenerbahçe oynadığı maçlarda namağlup bir şekilde yoluna devam ediyor. Son 3 maçında Fenerbahçe Süper Lig'in son 3 maçında namağlup bir şekilde 3 puan alarak Süper Lig'de de liderliği avarajda koruduğunu ifade edelim. Fenerbahçe bugün mutlak 3 puan alıp önümüzdeki hafta oynayacak Galatasaray derbisi için avarajlı bir şekilde ve moralli bir şekilde liderlik yoluna devam etmek istediğini de ifade edelim. Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan bir tanesi ise sakatlık. Beka'nın bir sakatlığı vardı. Beka Ocak ayında antrenmanlara başlayacak. Bireysel antrenmanlarını, salon antrenmanlarını başladığını ifade edelim. Fakat takım antrenmanlarına ise Ocak ayının 2. ve 3. haftasında başlayacağını söyleyelim. Beka'nın yanı sıra da pazartesi günü akşam saatlerinde antrenmandan sonra sağ arka ayak adalesinde bir ağrı hisseden Edin Dzeko'nun durumu ise salı günü netlik kazandı. Salı günü kontroller, MR kontrolü yapıldıktan sonra arka ayak adalesinde bir zorlanma tespit edilmişti Edin Dzeko'nun ve bugünkü maç kadrosuna alınmadığını da ifade edelim. Yani riske edilmedi. İsmail Hoca tarafından da riske edilmediğini de ifade edelim. Onun yanı sıra Fenerbahçe bugün dediğimiz gibi 3 puan alarak önümüzdeki hafta pazar günü oynayacağı Galatasaray derbisi için mutlak 3 puanla çıkacak ve liderliği tekrardan averajda sağlayacağını da ifade edelim. Ev sahibi takıma geçelim. Ev sahibi takım Mondium Kayseri Spor'da ise ligin ilk 5 haftası Çağdaş Hoca ile devam etmişti. Çağdaş Hoca görevi bıraktıktan sonra Recep Uçar'la anlaşan Mondium Kayseri Spor Recep Uçar'ın çıktığı 11 maçta ise 7 galibiyet, 2 mağlubiyet, 2 beraberlikte 29 puanla 3. sırada yer alıyor. Kayseri Spor cephesi ise bugün 3 puan alıp üst sıralara tırmanmaya devam edeceğini de ifade edelim. Kayseri Spor'da da sakat oyuncular var. Kim onlar? Karol, Antony ve Julian bu maçta forma giyemeyecek. Sakatlıklardan bahsettik iki takımda da. Peki nasıl bir kadroyla çıkacak iki takımda? Muhtemel 11'i paylaşalım. Kalede Livakovic, savunmanın sağında Osayi, sol tarafında Ferdi. Ortalarında uzun bir aradan sonra Serdar ve Jiko, önlerinde ise İsmail Fred. Orta alanda sağ tarafta İrfan Can Kahveci, sol tarafta Tadic. 10 numara bölgesinde Sebastian Szymański. Forvet'te ise Batshuayi, uzun bir aradan sonra Batshuayi'nin ilk 11 çıkmasını bekliyoruz. Peki ev sahibi takım nasıl bir 11 ile çıkacak, muhtemel 11 ile? Kalede Bilal, savunmanın sağında Gökhan, sol tarafında Hasan Ali Kaldırım. Ortalarında Attamah ve Hüseyin'i. Önlerinde Karimi, orta alanda Morte, Ramazan, Kerem ve Cardoso. Forvet'te ise Tiam'ın oynamasını bekliyoruz. Maçın hakemi hakem Zorbay Küçük olacak. Bizler gün boyu kameraman arkadaşım Barış Seven'le beraber Kayseri'nin farklı lokasyonlarından yayınlarımızı yapmaya devam edeceğimizi ifade edelim ve sözü tekrardan size bırakalım.
Bilgin Can'a verdiği bilgiler için çok teşekkür edelim. Biz de araya gitmeden önce özellikle stoper konusuna değinmiştik. O gün şimdi sana döneceğim bir kez daha. Serdar'dan bahsettik, Ciku'dan bahsettik. Bekao'nun dönüşü ocağın belki de sonlarını bulacak ve Fenerbahçe bir transfer yapacak gibi gözüküyor stopere. Özellikle yerli adaylar gündemdeydi. Çağlar'ı çok fazla konuştuk. Ama sanki biraz daha İbre yabancı oyunculara dönecek gibi görünüyor. Ne dersin bu transfer gündemiyle ilgili? Çünkü yerli alternatif çok fazla yok. Evet. Yani Çağlar ilk akla gelen isim oluyor. Çünkü Atletico Madrid'de forma şansı bulamıyor. Bulduğu forma şansını da son hafta iyi değerlendirememişti. Bilbao maçında bir penaltı yaptırdı. Ve 45 dakika sahada kaldı. İlk 11'de çıktı. Bir stoper oyuncusunun kolayına böyle hemen ikinci devrede oyundan alındığını görmeyiz ama Simeone oyundan almıştı devre arası. Hı hı. Dolayısıyla Çağlar'ın Atletico Madrid serüveni iyi gitmiyor. Önünde bir Avrupa şampiyonası var. Oynamaya ihtiyacı var. Milli takımda yerini kaybetti. Garanti bir yeri yok. Çünkü sol stoperdi milli takımda ama artık milli takımın sol stoperi herkes hemfikir ki Abdülkerim Bardakçı. Evet. Çünkü gerçekten hakikaten iyi bir performans sergiliyor. Takdir edilecek bir performans var ortada. Çağlar eski günlerini aratıyor. Biraz geçtiğimiz sezonda zaten Çağlar'ın Leicester'da ilk önce Brendan Rodgers'la yaşadığı problemler ve ondan sonra oynatılmaması ki orada oynatılmamasının sebeplerinden bir tanesi Leicester'la sözleşme yenilememesiydi. Çünkü Atletico Madrid'e gideceğini zaten o dönemden biliyorduk. En azından ben biliyordum. Ağustos ayında bunu söylemiştim. Ve orada oynatılmadı. Devamında Atletico Madrid'de iyi bir serüven olmadı kendisi için. Neredeyse 1,5 sezondur ortada olmayan bir Çağlar oyuncu gerçeği var. Dolayısıyla milli takımdaki yeri de garanti olmadığı için oynamaya ve performansını iyileştirmeye ve ben de burada varım demeye ihtiyacı var. Dolayısıyla oynayabileceği bir takıma gitme düşüncesi olabilir bu arada. Normal şartlarda Çağlar'ın Türkiye'ye dönme arzu ve isteği yoktu. Geçen sezonda hatırlayın bu yaz değil bir önceki yaz Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gündemine geldiği sıralarda aslında Atletico ile ön sözleşme imzalamıştı. Ve buraya gelmek istemiyordu. Ama bu kez bir düşünüp taşınıp işin rengini değiştirebilir kendi adına. Çünkü Atletico'daki yolculuğunun nereye doğru ilerlediğinin farkındadır muhtemelen. Ama gelen haberler de o gün biraz önce özür dilerim girmedik haberi ama bizim haberimizde de var detayında. Diego Simeone'nin belki Ocak'tan itibaren Çağlar'ı iyi bir alternatif olarak kullanabileceği antrenman performansından memnun oldu. Bir de işin şu boyutu var. Çağlar Türkiye'ye gelirse şu anda Bekao'nun da Ocak'tan sonra, Şubat'tan sonra diyelim döndüğü bir senaryoda acaba yedek kalmayı kabul edecek bir profil mi? Yani Atletico'da... Mantıklı bir transfer olur mu Atletico'da yanılmıyorsam yani 6-7 maçı falan var herhalde bu sezon. Hı hı. Fazlası yoktur diye tahmin ediyorum. Evet. En son o aralardaydı çünkü. Dolayısıyla burada hani Simeone şöyle düşünüyor, böyle düşünüyor. Tamam da Simeone o şansı işte geçtiğimiz hafta verdi. Bilbao maçı çok kötü bir ilk devre. Bir de penaltı yaptırdı ve oyundan aldı 46'da. 45, evet. Dolayısıyla orada işin rengi kendisi adına hoş değil, iç açıcı değil. O yüzden düşünebilir diyorum. Karar verdi ve ayrılacak demiyorum. Ama bir önceki sezona göre Çağlar düşünüp buradaki seçeneği belki değerlendirebilir. Hı hı. Birkaç maç daha var çünkü araya. Ama Fenerbahçe'de sonuç itibariyle baktığımız zaman yerli alternatif konuşulan sadece herhalde Çağlar Söyüncü. Çünkü onun dışında alınabilecek yerli alternatif pozisyonlu oyuncu benim aklıma gelen Süper Lig'den mesela bir tek Semih var şu anki performanslarının nazarında. Semih Güler Adana Demirspor'dan. Semih'in de ilgilenen yurt dışından yurt içinden kulüpler olduğu söyleniyor her zaman. Ama sonuç itibariyle o da Adana Demirspor'un en önemli oyuncularından bir tanesi. Öyle kolay kolay Murat Başkan'dan da alamazsınız yani. Öyle parayı dökmeniz lazım ortaya. Ayrıca yani işin özü seçenek çok az yerli oyuncu. O yüzden yabancı ihtimali biraz daha. Yabancı oyuncular fazla. Özelinde zaten isimler yavaş yavaş da çıkmaya başladı. Bence daha da fazlası çıkacaktır. Bir takviye yapılması gerekir diyorsun. Kesinlikle gerekiyor ve sürecin sonu sanki yabancı olacak gibi. Serhan. Doğru. Yabancı olacak. Başka türlü yapacak bir şey. Doğru, tamam. Ya çünkü Çağlar sürecini biz yakından takip ettik. Çağlar'ın bir Arabistan o yarımadadan da bir teklif aldığını öğrenmiştik zaten. Geldiğimiz noktada bu transferin biraz daha zor olacağını, Atletico Madrid'in bırakmak istemeyişi ve daha sonrasında forma şansı vermeyişi
ve devre arasındaki bir transfer planıyla Çağlar'ı izin vermeyeceğini öğrenmiştik. Çağlar da zaten açıklamalarında sürekli en son zamanlarımda gelirim demişti. Daha oynuyorum ve oynayabildiğim süre içerisinde ve ülkemi temsil ettiğim süre içerisinde yurt dışında geçirmek istiyorum demişti. O açıdan baktığımızda oraya yine bir yabancı formülü öngörüyorum ben de. Bakalım, ama şu da var, yani devre arasındaki transferler ne kadar çok senin için yararlı olabilir? Bunu tartışmak lazım. Hı hı. Belki senin için kötü olan oyuncu benim için iyi olabilir. Bunu da konuşmak lazım. Ama önceliklerine baktığımız zaman da orada kullanamadığı oyuncular da var. Yani Mert Müldür de stoper mevkisine kullanabilirsin. Öyle bir durum da söz konusu. Ama hiçbir şekilde kullanmadığında, o da bir ayrı bir parantez. Yani aslında çok fazla hamle oyuncusu var ama bu kadar hamle oyuncularını çok fazla kullanılmayan mama lüksünü de yaşayan bir Fenerbahçe var. Bu da bir tartışma konusu ilerleyen zamanlarda. Peki. Bu arada hakikaten Çağlar 7 maça sadece çıkabilmiş. 164 dakika. Tabi zaten orada tartışılmasa zaten gündeme dahi gelmeyecek. Değil. İki maç dahi değil. Doğru. Bir ara sakatlığı da vardı tabi de. Peki. Bugünün bir diğer maçıyla devam edelim. Pazar günü oynanacak derbi öncesi. Hem Fenerbahçe hem Galatasaray bugün sahaya çıkıyor. Saat 20'de Galatasaray Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Maça doğru haberimizle devam edelim. Evet, derbi öncesi iki takım da sürpriz istemiyor tabii ki. Ve Galatasaray'da Karagümrük karşısında. Serhan, nasıl bir maç bekliyoruz? Evet, güzel bir tempolu karşılaşma bizi bekliyor. Galatasaray'ın buradaki avantajlarından birisi seyircisi. Kendi evinde oynadığı maçlarda özellikle seyirci avantajını iyi kullanabilen bir Galatasaray var. Tabii ki Karagümrük'ün de eksikleri var, Galatasaray'ın eksikleri var. Bu maçta riske atmayacağı oyuncular da var Galatasaray'ın. Özellikle Davinson Sanchez'in ben bu maçta forma giyeceğini düşünmüyorum. Ve Zaha'nın da forma giyeceğini düşünmüyorum. Yani Galatasaray bu maçı çok düşünüyor ama bir sonraki maçı daha fazla düşünüyor. Çünkü bir sonraki maç hem ligin seyrini değiştirecek hem de şampiyonluk anlamında seni avantaja düşürebilecek, avantaja dönüştürebilecek bir karşılaşma. O yüzden iyi bir karşılaşma bizi bekliyor. Ama şunu da söylüyorum, sakatlıklarla ilgili son durumu da bilgi vereyim istiyorsan. Verelim tabii ki. Mesela Sergio Oliveira dün bir ameliyat gerçekleştirdi. Portekiz'de gerçekleştirdi ameliyat. Şunu söyleyelim, göğüs kası kopmuştu. Göğüs kasının kopmasının sebebi de şu. Göğüs kasının bu antrenman yapıyorlar. Antrenmandan önce kişisel antrenmanları yapıyorlar. Saha içerisindeki maça çıkmadan önce, antrenmana çıkmadan önce saha içeride antrenman yapıyorlar. Burada bench yapıyor. Bench yaparken de ağırlığı daha fazla kaldırmasından nedeniyle oradaki göğüs kası kopuyor. Ve daha sonrasında ameliyat dediler. Ve ameliyat içinde kendi ülkesinde yapmak istedi ameliyatı. Ve ameliyatı oldu. 4 aylık bir süreç. Yani Sergio Oliveira 4 aydır öncesine sağlığa dönemeyecek, onu söyleyelim. Zaten Galatasaray'da Sergio Oliveira bir de düşüncesi vardı. Yani biz bu oyuncunun sözleşmesinden nasıl çıkabiliriz düşüncesi vardı. Zaten bu, beklentiyi karşılayamadığı için 3 yıllık bir sözleşme biraz fazla. Fazlaydı. Görünüyor. Şu an 3 yıllık daha sözleşmesi var. 2026 yılında sözleşmesi sona erecek. Sergio Oliveira transferinden nasıl vazgeçeriz düşüncesindeydi Galatasaray. Ve Arap Yarımadası'ndan güzel bir teklif gelmişti Sergio Oliveira'ya. Ama bu dönemde işte bu sakatlığın olması bütün denklemi bir anda bozduğunu söyleyebiliriz. Ama Galatasaray tabii ki bu sözleşmeden çıkmak istiyor. Onu net bir şekilde söyleyelim. Ve şu aşamada oyuncuyla görüşecekler. Ameliyat yeni oldu. Oyuncuyla görüşecekler. 4 aylık süreç içerisinde sözleşmesini dondurma ve daha sonrasına sözleşmesinden nasıl çıkabiliriz? Hem Galatasaray için hem Sergio Oliveira için o yolu deneyecek Galatasaray. Peki zor bir sözleşme, sıkıntılı bir sözleşme mi bu? Yani oyuncunun yanaşma durumu ne olur sana göre? Ya, tabii ki zor bir sözleşme. 2026 yılına kadar sözleşme yapmışsın ve yıllık 3 milyon euro para ödüyorsun oyuncuya. Yani hem verilen para anlamında hem sözleşme anlamında gerçekten kötü bir sözleşme. Açık bir net söyleyelim. O yüzden zaten Galatasaray hem oyuncudan bu sene verim alamaması, hem ileriye dönük planlarında oyuncuya çok fazla fırsat verilmeyecek olması, ki Galatasaray oyuncudan faydalanacağını çok fazla düşünmüyor ki bu seneki maçlarda forma şansı bulamadı. Bu hem kötü sözleşmeden çıkmak istiyor, hem kötü sözleşmeden çıkarken de böyle bir durum söz konusu oldu. Hem alıcıları olmadı, hem oyuncu 4 ay sahalardan uzak.
Yani Galatasaray burada belki bunu avantaj olarak kullanabilir ama bu anlamda da kimseyi de üzmek istemiyor Galatasaray Kulübü. Öyle bir durum söz konusu. Davinson Sanchez sakatlığını hemen hemen atlattı. Sadece biraz süreye ihtiyacı var. Bugün karşılaşmada olmasını beklemiyoruz. Çünkü tam anlamıyla iyileşip Fenerbahçe maçında kendisini görmek istiyor Galatasaray. Zaha keza öyle. Zaha'yı da saklamak istedi Galatasaray. Yani Galatasaray özellikle Fenerbahçe maçında dirençli bir takım kurmaya çalışıyor. Mücadeleci bir takım kurmaya çalışıyor. Ve süratli bir takım kurmaya çalışıyor. Çünkü o karşılaşmada her iki takımın da dirençleri ön plana çıkacak. Bunun için bence Fenerbahçe maçı için sürpriz bir kadro çıkacak. Onu söyleyeyim. Onu biraz daha ama konuşalım. Ama bugünkü karşılaşma gerçekten çok da önemli bir karşılaşma. Bugünkü karşılaşmayı geçtiği takdirde Galatasaray lige domine edecek tarafa geçecek. Bir son dakika bilgisi şu anda ekranlarınızda. Emre Berezoğlu'nun Halil Umut Meler'e soyunma odasına kadar eşlik ettiği görüntüleri değerli izleyenler şu anda ekranlarınıza geliyor. Halil Umut Meler'e yapılan saldırı sonrası koridor görüntüleri ortaya çıktı. Halil Umut Meler'in verdiği röportajdan sonra bu konu bir kez daha gündeme geldi. Emre Berezoğlu da bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada Halil Umut Meler'in yanına gittiğini söylemişti. Yine kendisini telefonla aradığını ancak yardımcısıyla görüştüğünü belirtmişti. Şimdi de maçın ardından soyunma odası koridorlarından yansıyan görüntüler ekranlarınıza geliyor. Sabah Halil Umut Meler'in açıklamalarıyla uyandık. Emre Belezoğlu açıklamalarıyla uyandık. Şimdi Emre Belezoğlu da böyle bir açıklama yapıyorsun ama elimde de böyle bir görüntü var diye böyle bir görüntü ortaya çıktı. Hatta Emre Belezoğlu'nun açıklamaları da var. Yani geldiğimiz nokta bu aslında. Herkes bir şey konuşuyor ama herkesin konuştuğunda artık evraklar da konuşmaya başlıyor. Herkes artık söylediklerinin altını doldurmak için evrak saklayacak, görüntü getirecek. Yani ben Halil Umut Meler'e diyorum ki Özben sen o açıklamayı yapıyorsun. Emre Belezoğlu sana saldırdı diyorsun. Sonra gelip soyunma odasında böyle birbirine sarılmış şekilde gidiyorsun. O zaman diyeceksin ki sen bunu yaptın, sen bana saldırdın, orada niye demedin? Sarılmış bir şekilde söylenmez ki bu. Çok yüksek ihtimalle daha sonra görüntüleri izlediğinde İlhan Palut kendisini sakinleştirmeye çalışırken Emre Belezoğlu'nun yansıyan bir görüntüsü var. Yüksek ihtimalle o görüntü üzerine böyle bir açıklama. Halil Umut Meler'in açıklamasını da arkadaşlarım bir kez daha ekrana getirdiler. Emre Belezoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin. Mesaj attım desin ama şu ana kadar farkındaysanız iki gün öncesinde verdiği röportajda da herhangi bir şey yok. Üzgün olduğunu söylüyor ama neye üzgün? Şiddeti yapanın şu durumda olduğuna mı üzgün? Yoksa bu duruma kendisi getirdiği için mi üzgün? Yoksa ben darbe yediğim için mi üzgün? Halil Umut Meler'in verdiği röportajdan konuyla ilgili dikkat çeken bölüm bu değerli izleyenler. Bu açıklamanın, bu röportajın ardından Emre Belezoğlu da bir açıklama yaptı ve kendisinden özür dilediğini, yardımcısını aradığını, devamı var. Yumruk atan kişi benden ve ailemden yazılı olarak özür dilemesine rağmen kendisi özür dilemedi. Emre Belezoğlu özür dilemedi. Varsa ispatlayın, yaptı deyin, mesaj attım desin. Bunları az önce okumuştuk zaten. Ali Umut Meler'in açıklamaları üzerine Emre Belezoğlu'nun soyunma odasına kadar eşlik ettiği görüntüler şimdi ekranda. O gün sen ne dersin? Yani şu anki görüntülere baktığımızda şayet Emre Belezoğlu'nun özür mahiyetinde yanına gittiğini görebiliyoruz. Yani şu an birlikte gidiyorlar. Tabii, soyunma odasına. Hatta orada bir diyalogdan sonra göğsüne de böyle dokunarak bir şey söylüyor. Tabii ne konuşuldu bilmiyoruz ama ya şimdi Emre Belezoğlu özür dilediğini. O gün dediğini, ne konuşuldu sonra, değil ya. Mesela şu, o daha, pozisyonda sen olsan Emre Belezoğlu sana gelse ben böyle yaparım ya. Sen yaptın, sen ettin, sen bunları söyledin, sen yönlendirdin. Eğer daha sonrasına röportaj verdi ya. Evet. O röportajı da verdikken orada söylersin yani. Ama orada sarılıp da ya bu yok. Eğer Emre Belezoğlu'nun orada suçlu ilan ediyorsan ve daha sonra suçlu diye açıklıyorsan orada diyeceksin sen yaptın. Şimdi, sen bunları yaptın demen lazım yani. Şimdi olayın başından alırsak ilk görüntüde Emre Belezoğlu'nun da kusuru var. Yani Halil Umut Meler de muhtemelen o görüntüyü sonradan izleyip şimdi, zaten onu. Şimdi onu sonradan değil ama röportajında şunu söylüyor diyor ki ben gördüm de sahne diyor. Kenarında gördüm diyor. İlan Palut sakinleştiriyordu diyor. Şey, konuşurken biz oraya odaklanmıştık. Bana vuran şahsı görmedim diyor mesela solumdan geldi vuran şahsı görmedim diyor.
Emre Belözoğlu'nun sağ kenarındaki hali, tavrı hoş değil. Yani tribünlerin önünde, herkesin önünde işaret ederek bir hedef gösterme gibi. Tabii bunu yaparak, yani gidip biri vursun diye bunu yapmıyor elbette. Ama orada o agresifliği sergilerken arkasındaki kalabalıkta bir dolduruşa geliyor zaten. İster istemez birileri gelir, gaza gelir yani o ortamda. O görüntü kötü ama sonrasına geldiğimiz zaman, hani Halil Umut Meler'in açıklamasındaki benden özür dilemedi ve hiç mesaj atmadı, varsa ispat etsin konusunda. Emre Belözoğlu demiştik ki, ben okudum açıklamasını, ben özür diledim, yanına gittim 3 kez, hatta sonrasında kendisini aradım, istirahatte olduğunu söylediler, evet, yardımcısıyla görüştüm. Ondan sonra bir kez daha aynı şekilde ilettim diye. İspatlasın dedikten sonra bu görüntülerin ortaya çıkması da buyurun ispatı demek isteniyor aslında. Kimsenin yalan konuşmaya ihtiyacı da yok, gerek de yok. Yapmayın. Bunları, bu tip şeyler bizi bu tip şeyler kurtaracak değil. Biz Emre Belözoğlu'nun da geçmişten bugüne, futbolculuğundan bugüne yaptığı hataları çok iyi biliyoruz. Bence kendisi de çok iyi biliyor. Bir türlü onu törpüleyemedi. Teknik adam oldu, yine törpüleyemedi bu arada. Biraz daha azaltması gereken noktalar var artık. Yani sakinleşemiyor bir türlü. Böyle bir problem var. Futbolculuğunda da çok fazla hatası vardı. Bazen futbolculuk sınırını aşan hatalardı bunlar. Teknik adamlıkta da bu agresiflik var. Ama Halil Umut Meler'in de kendisine gelip özür dileyen biriyle ilgili özür dilemedim demesi hoş olmamış mesela şimdi. Haklı yıkanaksız duruma düşüyor. Görüntülere bakıldığında, şayet görüntüler özelinde bakıldığında, Emre Belözoğlu'nun gayet gidip şurada son görüyorsun değil mi? Evet, evet, özür dilediğini anlatıyor bize aslında bu görüntü. Evet, özür diledi ama ben samimi bulmuyorum diyebilirsiniz mesela. Bak, geldi benden özür diledi ama ben samimi bulmuyorum, beni hedef gösterdi vesaire deseniz tamam. Ama özür yani dilemedi, orada bir mesaj bile atmadı derseniz. Şimdi bu görüntülerde şey de var mesela, atıyorum Halil Umut Meler sen yaptın dese, etraftakiler de hani gardını alırlar ya, ne olacak yine, tartışacaklar mı anlamında. Yok, bence gayet herkes güzel ve samimi görünüyor. Samimi bir görüntü var, onu diyorum yani. Eğer birisi için açıklama yapıyorsan, sonradan açıklama yapıyorsan, haklıyken haksız duruma düşüyorsun. Gerçekten orada haklıydın, davanda haklıydın, orada sana yapılan yanlıştı. Orada sana yapılan bizim futbolumuzu çirkinleştiren görüntü haline geldi. Orada yapılan bizim futbolumuzun kara gecesi haline geldi. Ama daha sonrasındaki açıklamalarında Emre'yi, Belezoğlu'nu bana böyle böyle yaptı, hedef gösterdi deyip de sonra Emre Belezoğlu da çıkartıp çat diye kamera görüntüsünü koyuyorsa, bir anda halkın kahramanı Halil Umut Meler ne duruma düşüyor yani? Gerek yok. Bunlara gerek yok yani. Gerek yok, tamam. Yani gerek varsa da dediğim gibi orada yanına gitmezdim, sarılmazdım, geçerdim, karşısında dururdum. Sen yaptın. Sen, İlhan Palut seni sakinleştirdi. Sen Faruk Hoca'yı, Faruk Başkan'ı benim üstüme sen saldırdın de elimle yaparım, yüzüne ya, söylerim bir yani. Bir şey yapmana da gerek yok. Özür dilerim. Muhatap olmam, çeker giderim. Özür teklerim ya. Özür dileyemeyeni, tamam, sağ olun deyip gidersin. Ya, sağ olun da edemezsin. Ya teşekkür ya, edersin. Özür diledin. Sonuçta sorumlu olun olduğunu tamam, dersin. Böyle yaparsın ya, çekil. Bir dakika, konu, çekil. Böyle yaparsın. Konu yani, şu. Yani, şeyler yapıyorlar ya, maç içerisinde yapıyorlar ya, futbolcular geldiğinde böyle yapıyorlar ya. Çekil, çekil diyorlar ya. Emre Belözoğlu'na çekileceksin o zaman. Ya biz Emre Belözoğlu'nun hatalarını, Emre Belözoğlu'nun davranışlarını bilen toplumuz zaten. Herkes biliyor bunu. Bu futbolun içerisinde yer alan Emre Belözoğlu sütten çıkmış ak kaşık değil olay elbette. Olay kendi içinde değerlendirilir. Bu ayrı o bir ayrı şey. Konu. Ama burada özür dilediyse şayet, benden hiç özür dilemedi diyerek de ekstra bir kamuoyu önüne atma daha farklı noktaya peki, gidiyor. Peki, taraflara yine söz hakkı doğar. Elbette ki bizim ekranlarımız herkese açık. Herhangi bir taraf eğer açıklama yapmak isterse elbette seve seve dinleriz. Diyelim şey, bu konuyu da bir son dakika gelişmesi olarak paylaşmış olalım değerli izleyenler. Yeniden Galatasaray'a döneceğiz. Karagümrük maçını konuşmaya devam ediyoruz. O gün sana da hemen nasıl bir maç beklediğini soracağım ama arkadaşlarımdan bir rica edeyim. Bir muhtemel 11 görelim. Yine Galatasaray acaba nasıl bir kadroyla sahada olacak bu akşam? Onun üzerinden devam edelim. Muslera yok, Günay koruyacak kaleyi. Boyi, Nelson, Abdülkerim, Barış Alper yine burada Nelson'u görüyoruz savunmada ve sol bekte artık Barış Alper'i, Serhan yine sana döneceğim ama evet, zannediyorum belli bir süre transfer olana kadar Barış Alper'i göreceğiz. Ocağa kadar öyle.
Kaan Torreira, Tete Mertens, Kerem ve Icardi. Burada Serhan öncelikle senin 11'inde farklı olabileceğini düşündüğün isim. Birebir 11. Birebir 11. O zaman o güne döneyim ve buradan devam edelim o gün. Yani Karagümrük'ün eksikleriyle Galatasaray'ın eksiklerini bir tutamayız. Çünkü Galatasaray her ne kadar eksik dediğimiz oyuncular olsa da bugün Muslera'nın yerine oynayan Günay tecrübesi ortada. Bu ligin önemli kalecilerinden bir tanesi ki Gaziantep performansında bunu yaşamıştık. Fatih Karagümrük'ün kalesini Emre Bilgin koruyor. Beşiktaş'ın genç kalecisiydi. Kiralık olarak gönderdi. Karagümrük'ün en formda oyuncusu Güven Yalçın'dı. Son haftaların en formlu oyuncusu Karagümrük'te Güven Yalçın'dı. Güven Yalçın yok. 6 numarası Feghouli. Yani böyle bir oynuyor. İşte solda Can Keleş oynuyor. İşte Ayzerik vesaire. Hani kadro kıyası yapamayız burada. Oyun açısından yani baktığımız zaman aslında hani beraberlikleri fazla. Mağlubiyeti öyle 6 mağlubiyeti var. 5 beraberliği. 4 galibiyeti var Karagümrük'ün. Galip gelemiyordu bir türlü. Zaten 4 maçı galip geldiğinde şöyle bir hatırlarsak Karagümrük gol yemeden kazandı o maçlarını. Çok aman aman gol yiyen bir takım değil bu arada. Ne olursa olsun. Alparslan Hoca'nın oluşturduğu takım işte bakalım tekrar 14 gol yedi 15 haftada. Yani şöyle bir baktığımda ligin en az gol yiyen takımlarından bir tanesi. Mesela Fenerbahçe 11, Galatasaray 9, Kayseri 14 ve sonra yine aynı Kayseri gibi Fatih Karagümrük 14. Gol yemiyor. Yani orada savunma açısından iyi bir performans vardı. Hücumda istediğini alamadığı için bunu sonuca dökemedi. İki galibiyet daha fazlası olsaydı bugün farklı bir noktada olacaktı zaten. Alparslan Hoca'da o teknik adam değişikliğini beklemezdik. Ama dediğim gibi bu en formda oyuncular yok. Karagümrük'ün eksikleriyle Galatasaray'ın eksik dediğimiz oyuncular arasında dağlar kadar fark var. Takıma olan o katkısı takım için önemli açısından. Bugün Zaha'nın olmamasını ben Galatasaray'da hiçbir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Olmamasını. Hatta belki iyi bile olabilir. Tabii, çünkü Kerem'in yani soldaki performansı Icardi ile uyumlu zaten. Olumsuz anlamda söylüyorum. Evet. Yani Zaha yok eyvah yani öyle bir durum yok. Tam aksine Kerem'in solda olması daha da faydalı Galatasaray adına. Onun dışında Nelson burada oynamaya zaman zaman oynamaya da ihtiyacı olduğunu düşünüyorum isimlerden. Neden? Şimdi Nelson'a geçtiğimiz sezon bonservis bedelleri konuşuluyordu. İşte 23 milyon, 25 milyon vesaire. Bir anda 10 milyonlara düşüldü bu. Hı hı. Sebebi oynamaması. Performans yok ortada. Süre zaten az. Yerini Davinson Sanchez'e kaptırdı ki Davinson'un çok iyi bir performansı var. Ama oynamayan bir oyuncuyu da pazarlamanız kolay değil. En azından böyle maçlarda birkaç kez böyle bir performans ortaya koyabilirsiniz. Bunu da done olarak isteyen kulüplerin önüne sunabilirsiniz. Ve Barış Alper Yılmaz konusu. Valla şu ana kadar Galatasaray'ın sol bekinde oynayan oyunculara bakıyoruz. Abdülkerim ayrı tutuyorum. Kazımcan, Angelinho. Yani ikisinden de daha iyi oynayabilir. Neden oynamasın? Çünkü diğer iki oyuncunun verimliliği Galatasaray'da 1-2 maç dışında yoktu. Kazımcan da geldiğinden bu yana 2 maçı vardır. Barış Alper'den bir ferdi çıkar mı? Vardır. Çok Ferdi farklı. Çok çıkmaz, farklı. Çıkmaz. Hiç zannetmiyorum bu arada. Yani Ferdi çok ayrı bir oyuncu. Yani. Çıkmaz ama mecburen idare edilecek. Yani burada oturup düşünmesi gereken bir de oyuncular... Ferdi sezon başından beri sol bek oynuyor. Geçen sezon da oynuyor. İşte şey var. Yani bu seneye baktığımızda Barış'ın 2 tane maçı var. Yani 3 tane maçı var. Ama Ferdi için de bir ara bu böyleydi. Barış daha açık yani. Alan oyuncusu ya. Böyle daha açık alan oyuncusu. O yüzden bek çıkarabileceklerini düşünmüyorum. Peki. Çıkarsa bana çok büyük sürpriz olur. Helal olsun derim Barış Alper'den sürekli bir bek çıkaran hocaya. Ama şöyle bir şey var. Barış Alper'in dışında oturup düşünmesi gereken bir isim daha var. Yani Barış Alper'in gerçi oturup düşünmesine gerek yok. Hocası görev veriyor. Mecburen oynuyor ve bunu kabul edip orada görev alması da onun cesaretini de gösteriyor bu arada. Cesur bir kara futbolcu adına da. Yani bir anda sağ kanattan beke geçiyorsunuz. Sol beke geçiyorsunuz. Tabii sol beke. Bir de en çok Galatasaray'ın en çok böyle mimli olan yeri yani. Her bir yeri bir tarafa bırakın. En mimli yeri Galatasaray'ın sol bek. Yani çünkü bugün olan bir şey değil. Geçen sezon da öyleydi. Ondan önceki sezon da öyleydi. Nagatomo'ya kadar böyleydi. Kazımcan. Bir an önce kendisine çeki düzen vermesi lazım. Yani Angelinho'nun bu kadar tartışıldığı bir ortamda hakikaten demiyorum. Fırsatı değerlendirememek. Bak farkındaysan Angelinho demiyorum. Kazımcan diyorum. Evet.
bir an önce kendisini toparlaması lazım. Neden? Bak, alt yaş kategorileri milli takımının forma giyen oyuncusuydu. Rıdvan Yılmaz Rangers'a transfer olduğunda Beşiktaş'ın da istediği Kazım Can'dı. Galatasaray o transfer yarışında daha fazlasını verdi vesaire. Oyuncuyu ikna etti. Bir şekilde transferi gerçekleştirdi. Düşünün, Rıdvan gidiyor, milli takım oyuncusu, evet, ve yerine Galatasaray'ın rakibi de o oyuncuyu transfer etmek istiyor. Siz böyle potansiyel görünen bir oyuncusun. Dolayısıyla bu potansiyelinizden arada bir sahada da bir şeyler vaat etmeniz lazım. Yani yoksa forma şansı da buldu. Hani hiç bulmadı da diyemiyorum onun için. Hani bazı oyuncular vardır. Böyle sezonda 3 tane maça çıkar ama işte ya 3 tane maçta ne bekliyordunuz ki benden? 15'er dakika oynattılar. Öyle bir şey yok. 11'de de başladı defalarca. Oynadı ama yani sahada hiçbir varlık yok. O yüzden bir an önce kendisini konsantre etmesi gerekiyor. Yani fırsat bu fırsattı. Şimdi iyi oynasaydı, iki maçı iyi oynasaydı formayı alırdı. Sürekliliği de belki sağlardı o süreçte. Ve Galatasaray'ın yeni bir sol beki olabilirdi. Potansiyel açısından var. Kanat sol beke daha yatkın olduğunu düşünüyorum bu arada. Bu ayrı. Ama sonuç itibariyle bir potansiyel var ortada. Yalnız şimdi ara transfer dönemi geliyor. Sol beke takviye yapılacak. Bir daha sen Galatasaray'da nasıl şans bulacaksın? Atalan Üsküdar'a geçmiş olacak. Şansını kaybettin. Peki şimdi hemen az önce muhtemel 11 ekrana getirdik Serhan. Derbide çok büyük farklar olacak dedin. Şimdi derbideki farkı özellikle hücum bölgesi açısından çok merak ediyorum. Bu karşılaşmada Tete Mertens, Kerem olacak Icardi'nin arkasında. Bir peki, sonraki karşılaşmada onları bir görmeyeceğiz. Bir sonraki karşılaşmada mesela Kerem sol açıklama olacak, yine forvet arkası mı olacak? Muhtemelen örneğin forvet arkası olacak. Yani solda Zaha olacak, forvette de Icardi olacak. Sağda tekrar Ziyech'in olmasını da bekliyorum. Yani çünkü burada çok farklı bir 11'e evrilmesini bekliyoruz Galatasaray'ın. Ve burada da oyuncu kalitelerinin ön plana çıkartacak ve çok dirençli oyuncuları kullanacak. Ama şunu söylemek lazım. Dediğimiz gibi yani geçen sene de Galatasaray'ın kanaya yarısı sol bekti. Bu seneye geldiğimizde de sol bekte adeta oyuncular kendilerini bitiriyorlar. Yani şu an Anelinho'nun 25 maçlık serüveninde Barış'ın 2 maçlık performansını daha fazla konuşuyorsak Anelinho'nun artık şapkayı önüne koyması lazım. Anelinho aşısı tutmadı Galatasaray'a. Kazımcan hem genç olmasının hem bazı sorumluluk almasının neticesinde o da kendini bulamadı. Ve bir anlamda psikolojik olarak da boşluğa düştü ve kendisini iyi gösteremedi. Aslında ben Kazımcan benim beğendiğim oyuncuydu. Ama büyük bir takımda oynamanın ve bu büyük takımda sorumluluklar almanın üstesinden gelemedi. Bunun bir dezavantajını yaşadı. Ama geçen sene de Galatasaray'da sol bekler harcanıyordu. Bu sene de Galatasaray'da sol bekler harcanıyor. İdeal sol bekini bulamadı. Anelinho özellikle defansif anlamda katkısının çok fazla olmadığını biliyorduk. Ama ofansif anlamda en azından ortalarla karşımıza gelebilir, oyun açabilir şeklinde bekliyorduk. Onu da yapamadı. Anelinho da psikolojik olarak etkilendi ve daha sonrasında Galatasaray bir an önce oyuncunun sözleşmesinin bitmesini yani orada oyun maç başının bitmesini bekledi oranının. Biz onu sayıyorduk. 3 maç, 2 maç, 1 maç geldiğimiz noktada Anelinho ile Galatasaray zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Orada da biliyorsun eğer satın alma opsiyonunu kullansaydı Galatasaray 6 milyon euro ödeyecekti. Evet. Ve sonraki satışlarında 120 ödeyecekti. Onu da kullanmıyor. Bu Galatasaray için avantaj. Öncelik sol bek. Yani geçen sene de öncelik sol bekti. Ondan önceki sezon da sol bekti. Ama şunu görmek lazım. Galatasaray kağıt üzerinde iyi transferler yapıyor. Sahada bu sene performansını göremedi. Ama geçen sene yapmış olduğu transferlerde bir şampiyonluk gördü. Bu sene de Ocak ayında en azından bu hakkını kullanmak istiyor. Özellikle, peki adaylar belli olmaya başladı mı Serhan? Görüşmeler başladı yani, mı? Yani çok fazla isimler ortaya çıktı. Spinazzola, evet. Loco bu isimler çok fazla ön plana çıktı ama yani çok resmi görüşmeler yok ama listelerde bulunuyor. Yani listelerde, önceliklerde bulunuyor. Hızlı hareket edecek ama bir anlamda da işte Avrupa'daki transferin İşte maçların bitmesini bekliyorlar ki oyuncuların nasıl geleceği, belki son dakika Allah göstermesin listede olup da sakatlık yaşayan oyuncular olabilir. Ama Galatasaray bir girişimlerde bulundu. Zaten geçen hafta biz Dursun Başkan'a da bunu söyledik. Acil ihtiyacının sol bek olduğunu ve sol bek alınacağını söyledik.
söyledi Sayın Başkan. Erden Timur, Sayın Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Okan Buruk Hoca ve Ayhan Akman özellikle her gün toplantı yapıyorlar ve daha sonrasında Dursun Başkan'la Erden Timur'un görüşmesi de söz konusu. Ben önümüzdeki hafta bunun biraz daha netleşeceğini ve ismin daha fazla ön plan çıkacağını düşünüyorum. Ama çok fazla isim konuşuluyor. Özellikle sol tarafı bitirmek istiyor Galatasaray. Çünkü önünde bir Süper Lig var, ardından Avrupa Ligi var ve Ziraat Türkiye Kupası var. Şunu da söylemek istiyorum. Daha sonrasında orta saha transferi ve daha sonrasında bir 10 numara transferi yapmak istiyor Galatasaray. Peki. Şimdi geçelim Beşiktaş'a. Siyah beyazlıların gündeminde de henüz bir saha içine giremedik o gün. Yani o kadar çok olay yaşandı ki şimdi yarın oynanacak Alanya Spor maçıyla bütün Beşiktaşlıların dileği artık biraz futbol konuşmak ama geçtiğimiz süreçte de yine özellikle kadro dışı bırakılan oyuncular, onların affedilmesi, hukuki bir yaptırım olmaması gerekçesiyle ve özellikle tabii Rıza Çalınbay'ın akıbeti her gün başka bir teknik direktörle görüşüldüğü, anlaşıldığı haberleri çıkıyor. Anlaşıldı mı? Hayır, haber çıkıyor, o anlamda söyledim. Şimdi sana bir döneyim, şu anda Beşiktaş'ın gündeminde ne var? Bize şöyle bir özetlersen ne oluyor, ne bitiyor kulüp içerisinde? Bir senden dinleyelim. Yani şu an Beşiktaş'ta en çok konuşulan konu tabii ki transferin de önüne geçen teknik direktör konusu. Çünkü Rıza Hoca ile yapılan görüşmede sadece opsiyon süresi 9 gün revize edildi. Yani 2 maç. Devre sonuna kadar bile değil bak. Dikkat et. 2 maç sadece. Kadar. Devre arası sonu çünkü 10 Ocak'tı. Ama sadece 2 maç olması zaten doğrudan bize ışığı vermiş oldu. Çünkü neden? Hani devre sonuna kadar olsaydı şu yorum yapılabilirdi. İşte kalan 4 maça bakılacak. Bu maçlardaki performans Rıza Hoca ile ilgili yeni bir değerlendirme ara transfer dönemine girilirken oluşturacak. Ama 2 maç olması zaten orada aslında akıbeti biraz belli ediyor. Biraz hep baya belli ediyor. Bu yönde de bazı çalışmalar var. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünün yabancı olma ihtimali %99. Yani yerli aday üzerinde bir çalışma açıkçası yok. Zaten sadece bir isim var. Yani yabancı da istenilen sonuçlar olmazsa son çare demeyeyim. Yani son çare olarak Sergen Hoca'nın adını zikretmek doğru olmaz. Burada sadece öncelik bu kez yabancı bir teknik adamla yeni bir yapılanmaya gitmek. O yönde çalışmalar var. Hansi Flick çalışmak istemiyor sezon sonuna kadar. Bir ameliyat oldu zaten. 2 ay yok. O süreçte çalışmak istemiyor. Conte'nin maliyeti çok yüksek. Peki... Şimdi, bu mu yani seviye? Yani başlangıç görüşme seviyeleri bunlar. Evet, gerçekten böyle temaslar kuruluyor, görüşülüyor. Yoksa hani biraz daha böyle genç, potansiyelli mi, tecrübeli, rüştünü ispat etmiş bir yabancı teknik direktör? İşte biraz Flick, Conte yaşında diyebiliriz. Bu yönde bir adım var. Yani burada başarıya aç olması farklı bir kriterdir. Genç olması farklı bir kriterdir. Şimdi bir 50 yaşında teknik adam alırsınız ama gerçekten genç gibi. Yani başarıya aç bir teknik adam arzusuyla onu getirirsin. Bir de doygunluğa ulaşmış olan... Yaşlı bu arada yaşlı değil yani. Değil yani şu an çünkü Şenol Hoca 71 yaşındaydı. Şimdi bahsedersek. Dolayısıyla burada ilk önce A-class teknik adamlar dediğimiz teknik adamlara gidiliyor. Ama sonuç itibariyle 5 yaşında ekonomik yapısı belli. Ortada olan mevcut tablo belli. Dolayısıyla burada Conte gibi teknik adamları ikna edebilmek çok kolay işler değil. Ki Conte de zaten çok yüksek maaş bütçeleri isteyen teknik adamdı. Ki öyle oldu görüşme. Onun dışında Lucien Favre var. Favre'nin son Nice deneyimi çok kötü geçmişti. Hatırlıyorum. Dortmund çok iyiydi onun mesela o dönemi. Ben böyle biraz Bruno Genesio'nun ben ön planda olduğunu düşünüyorum yönetim nezdinde. İkna edilebilse olsa mesela Bruno Genesio isminin yönetim nezdinde daha ön planda tutulduğunu hissediyorum. Ama kolay değil çünkü onun da iyi bir Fransa'da son Rennes serüveni vardı aslında. Ve ara transfer dönemine girirken yavaş yavaş farkındasın. Avrupa'da da böyle teknik adam beşikleri başlıyor. Bugün mesela Dortmund'da da dün haberlerini okuduk işte Edin Terzic'in yerine Glasner'in geçeceği. Çünkü Terzic'i futbolcuların istemediği ki olsa acaba hemen Terzic'e gidilir mi diye de bir düşünmüyor değiliz. Çünkü Beşiktaş'ın daha önce de istediği, Valerian İsmail öncesi de istediği bir teknik adamdı mesela Edin Terzic ki o zaman teknik adamlık yapmıyordu bu arada. Ki Dortmund'un planıydı zaten. Edin Terzic plandı.
Velhasıl Beşiktaş'ta şu an bir yabancı teknik adam gündemi var. Henüz anlaşılmış bir isim yok. Adaylarla görüşmeler yapılıyor. İlk önce A sınıf dediğimiz teknik adamlarla görüşülüyor. Olmazsa biraz daha senin dediğin profile yatkın, tamamı olmasa da hani hiç böyle takım çalıştırmamış vesaireden bahsetmiyorum. Ama bir Valerian İsmail denemesi daha olmaz herhalde diyorsun. Yok. İsim olarak değil, profil olarak söylüyorum. Valerian İsmail'in bu arada birkaç tane kulüp çalıştırmışlığı vardı da o tarz bir profile gidileceğini düşünmüyorum açıkçası. Sonuçta burada seçim öncesinde de çıta kimden yana koyuldu? Hansi Flick, Conte isimleri zikredildi. Hatırlarsın, görüşüyoruz şeklinde zikredildi. Oradan Valerian İsmail'e doğru evrilmek, yani gelebilecek tepkileri tabii ki bugüne kestirebiliriz. Onun dışında Beşiktaş'ta transfer çalışmaları özelinde de konuşmak gerekiyor. Yani tamam, teknik adam konusu var da bir de Rıza Hoca'nın da Samet Aybaba ile birlikte, Feyyaz Uçak'la birlikte oturup konuştuğu bir Beşiktaş oyuncu grubu var. 5 kişi kadro dışı bırakıldı. Sonra hukuken bir ihtarname vesaire derken daha fazla sorun çıkmasın gözüyle bakılarak geri antrenmanlara dahil edildi ki hala takımla birlikte çalışmadılar bu arada. Takımdan ayrı çalışıyorlar. Onu da belirtelim. Dolayısıyla burada Beşiktaş'ın devre arasında bu 5 oyuncuyu ben aslında affettiğini düşünmüyorum. Yani tam af değil o. Yani evet, antrenmanlara çıkın da biz Ocak ayında bakacağız sizin durumunuza konusu. Ocak ayında bu 5 oyuncundan birkaç tanesinin en azından gönderileceğini, ama bonservisiyle ama kiralık bir şekilde gideceğini ve bunların yerine kontenjan açılarak takviye yapılacağını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş'ın yabancı kontenjanı dolu. Bir tane dahi oyuncu alma hakkı yok. Dolayısıyla elden birileri gidecek. Gezal, Eric Bailly, Jin Onana, Rose, Abubakar. Beşinin de gitme ihtimalini görüyorum. Hatta bu beşten dördüne ben kesin gözüyle bakıyorum açıkçası. Ve Beşiktaş'ta sol bek, stoper çalışmaları var. Orta saha, kanat, forvet. Ve tabii ki Abubakar'a bağlı olarak santrafor. Tabii bir devre arası için çok fazla aslına bakarsan Serhan. Evet, hem bu ceza verilen oyuncuların mali yükü var. Öyle görmek lazım. Hem yeni gelecek hocanın mali yükü var. Hem yeni gelecek hocanın yapacağı transferlerin mali yükü var. Kasada para var mı? Var mı? Kasaya baktığımız kasaya zaman... Kasaya biz bakmıyoruz diyorsun. Kasaya baktığımız zaman şöyle yeni yönetimi gözden geçirmek gerekiyor. Ve yeni yönetimi sağlayacak kolaylığı gözden geçirmek gerekiyor. O yüzden hep diyoruz ya, olan şey oluyor, evlatları oluyor işte. Beşiktaş'ın çocuğu oluyor, Galatasaray'ın çocuğu oluyor, Fenerbahçe'nin çocuğu oluyor. Olan Rıza Hoca oluyor işte. 10 gün sonra Rıza Hoca ile görüşme bitecek. Ama yeni gelen hocadan şunu duyacak mıyız? Bu takımı ben yapmadım. Duyacak mıyız? Önemli olan o. Aslında bu saatten sonra şu da var. Kimi getirsen getir, İbra artık sana dönecek. Yani yönetim bu saatten sonra her şeyin sorumlusu olacak. Eğer Rıza Hoca kalsaydı en azından bir şeyler yapabilirdi. Beşiktaş'ın bağrından koptuğu için de onun biraz marjı da olabilirdi. Ama artık o marjı da kopacak. Sen devam edilmesi gerektiğini düşünüyorsun. Ben en azından devam edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama tabii geldiğimiz noktada istenilenleri verememesi, takımda bu dengenin olmaması, bu dengeyi oluşturacak bir hoca olduğunu düşünmemeleri, ki ben öyle düşünüyorum. Çünkü bu saatten sonra 10 günlük sözleşme yapılması da şık bir hareket değildi. Ama Beşiktaş'ı tabii ki Beşiktaş'ı yönetenler konuşacak ve ona göre düzenleyecekler. Ama Beşiktaş'ı yönetenler de daha sonra sorumlulukların altına da imza atması lazım. Bu saatten sonra getirecek teknik adamın bu takım ben yapmadım, bu takım benim takım değil, yeni transferleri ben yapacağım demesini lüksünde vermesi gerekiyor. Peki. Serhan Türk, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Spor Ajansı'nı noktalıyoruz. Hoşçakalın.